Herkese merhabalar. 10. sınıf neden önemli? Sizlerden gelen birçok yorum var. Hocam 10. sınıf önemli diyorsunuz, 10. sınıfa çalışın diyorsunuz, TYT diyorsunuz, bir şeyler diyorsunuz ama neden önemli? Gelin sizlere anlatalım arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki bu hayat yolculuğunda bizim bazı basamaklarımız var. İşte LGS bir basamaktı. İleride gireceğimiz üniversite sınavı basamak. Sonrası hayatın adımlarını ilerlerken birçok güzel gün, birçok başarılı gün bizleri bekliyor inşallah. Fakat bütün bunların içerisinde bazı şeyleri mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani uykumuz geldiğinde uyumamız gerekiyor. Sınav geldiğinde çalışmamız gerekiyor. Bunları bilmemiz lazım ve bunlarla alakalı da doğru yöntem belirlememiz lazım. Eğer bizler yerde yatarsak hasta oluruz. Eğer yanlış çalışırsak geleceğimiz alakalı birçok şeyden eksik kalırız. Şimdi biliyorsunuz ki üniversite sınavları da okul yazıları da tek bir şeyden hazırlanıyor. Neyden hazırlanıyor hocam? Milletin Bakanlığı kazanımlarından hazırlanıyor. Milletin Bakanlığı kazanımlar verilemiş ve bu kazanımlardaki konuları okuldaki, lisedeki hocalarını sizlere anlatıyorlar ve hem okul yazılarınızda hem de üniversite sınavlarında yani TET ya da AYT'de o kazanımlara uygun bir şekilde sorular soruluyor. Peki hocam neden soru soruluyor? Neden soru soruluyor? Yani bize soru sorulmak zorunda mı? Esasında bu bizim için bir avantaj. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler 9'da, 10'da, 11'de, 12'de öğrendiklerinizde bir sınava giriyorsunuz ve o sınav sayesinde Belki de gelecekte yapacağınız mühendis, doktor, avukat, şair, ressam bilmiyorum. Herhangi bir meslekle alakalı bir adım atıyorsunuz. Bir avantaj elde ediyorsunuz. Bakın öne görüyorum bu bir AYT sınavı. AYT sınavında size bir soru soruyorlar. Bu soruyu doğru yaptığınız ki seçenekler cevaplar da önünde. A, B, C, D, E'den bir tanesi cevap. Bu doğru cevabı lisedeki çalışmalarınızla, üniversite sınavına yönelik çalışmalarınızla, Milletin Bakanlığı kazanmalarına bakarak öğrendiklerinizle doğru yapıyorsunuz. Ve doğru yaptığınızda buna benzer doğrular size bir gelecek kapısı aralıyor. O yüzden esasında yol çok basit. Bu yolda ilerlerken tabii ki eğleneceğiz, gezeceğiz, arkadaşlarımız olacak, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz olacak, sağlığımız, saatimiz her zaman yerinde olsun yeter ki. Ama bu üniversite sınavı denen şey de adım adım yavaş yavaş çalışmamız gerekiyor. Ve bununla alakalı bir yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yatırımı da doğru bir şekilde yani Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde, ÖSYM'nin sorabileceği sorulara uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Peki hocam konumuz nedir? Hemen konumuza başlayalım. Şimdi onun sınıfta başarılı olmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bizler başarılı olduğumuzda normal hayatımıza da yani eğlence hayatımıza da gezerken, tozarken, arkadaşlarımızla buluşurken de mutlu olacağız. Eğlence hayatınıza, işte kitap okumanıza, televizyon izlemenize neyse artık sporunuza zaman ayırmak ama onu yapmanız lazım. Onu yapmazsanız ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? İleride hepsi birikiyor, birikiyor, birikiyor ve yapılmaz hale geliyor. Bakın size çok güzel bir örnek vereyim. Şöyle düşünün. Büyük bir pasta düşünün tamam? Çok büyük bir pasta. 20 kişilik bir pasta düşünün tamam mı? 20 kişilik veya 10 kişilik bir pasta düşünün. Şimdi bu pastadan bozulmayan lezzetli bir pastadan her gün birer dilim yerseniz, her gün birer dilim yerseniz bu pastayı lezzetli bir şekilde bitirirsiniz. Ama Son gün, son saate bütün pastayı saklarsanız ne olur? Hem pastayı bitiremezsiniz. Hem yemeye çalışırsanız mideniz bulanır ve her şey üst üste gelir. Ve dersiniz ki ben bu pastayı yiyemeyeceğim vazgeçim dersiniz. Veya başka bir şeyden örnek vereyim mesela pasta yerine. E, böyle lezzetli bir salamdan örnek vereyim mesela. Bir salam düşünün tamam mı? Bu salamı böyle küçük küçük dilimlere keserek ayırarak yediğiniz zaman... Her sabah kahvaltı yanınızda götürürsünüz sandviç yapıp götürürseniz bu lezzetlidir. Ama son anda o büyük salonu bir anda ben bitireyim derseniz bitiremezsiniz. İşte üniversite sınavının hazırlık sürecinde de öğrenecekleriniz esas büyük bir pasta gibi. Bu pastayı küçük küçük dilimler halinde bitirirseniz sonradan ben bunu bitiremem bu iş olmayacak. Ben kazanamam işte tıp olmaz, eczacılık olmaz, mühendislik olmaz, öğretmenlik olmaz demezsiniz. Hepsini bitirirsiniz. Yeter ki bu onun sınıftan itibaren yapacağınız yolculukta, dokuzda da başlıyor bu yolculuk ama şu anda ondasınız. Onun sınıftan itibaren gideceğiniz bu yolculukta dilim dilim pastalarınızı yemeye başlayın. Bunu keyifli hale getirin. Yani ben bugün işte Milliyetin Bakanlığı kazanımdan 10. sınıfta bu hafta öğreneceğim konularla alakalı bunlar varmış. ÖSYM bunları sormuş. Ben kitaplardan bunları çözebilirim diyerek kendinize adım adım dilim dilim bir kazanç sağlayın arkadaşlar. Diğer türlü sonradan ne oluyor? Az önce söylediğim ne oluyor? Ya zaten olmaz ki. Ya zaten iki yıllıklar da fena değil. Ben aslında bir yıllıkları da seviyorum. Ya üniversite her şey demek değil falan demeye başlıyor insan. Siz sporcu da olacak olsanız... Başarılı bir sporcu olun. Tamam sıkıntı yok. Ama üniversite mezunu bir sporcu olun. Ne var ki yani? Aa sen Boğaziçi'ne gidiyorsun futbolcu olamazsın diyemezler. Hem Boğaziçi'ne okurum hem de futbolcu olurum diyebilirsiniz. Dolayısıyla hedefinizi belirleyeceksiniz ve planlı çalışacaksınız. Yani o gün içerisinde ne yapacağınızı bir şekilde yazın. O hafta içinde işte neler yapmak istediğinizi bir şekilde yazın. Ve tabii ki lisenin tadını da çıkarmayı unutmayın arkadaşlar. Test çözün diyoruz. Niye test çözün diyoruz? Hocam hasta mısınız ya? Test nedir? Test esasla birazcık kötü duruyor ama bizim için bir avantaj. Niye biliyor musunuz? Örnek vereyim. Ben kendi hayatımdan örnek vermek istiyorum sizlere. Ben Ankara'da okuyordum ve yani Ankara'da herhalde Ankara'da okuyup, Ankara'da da bir e, üniversiteye girerim, bitiririm falan filan böyle geçer gider hayatım diyordum. Ama e, bir gün İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittiğimde İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Çok büyük, çok güzel bir kent. Ne kadar güzel denizi var, köprüsü var, şunu var, bunu var. Çok beğendim İstanbul'u ve dedim ki ben İstanbul'a gelmeliyim. Ama İstanbul'a gelmek istiyorsam çok sıkı çalışmam lazım. Ve İstanbul'a gelme isteğim için hemen oturup ders çalışmaya başladım. ...üniversite sınavının olduğu seneydi. Bu beş seçenekli soruları çok iyi bir şekilde çalışıp... ...hatta otobüse dönerken bile çalıştım hatırlıyorum. Psikoloji çalışmıştım çok iyi hatırlıyorum. Bir tane böyle şimdi olmayan bir yayın evinin... ...kitabı vardı böyle. Oradan böyle testler çözmüştüm böyle. E, psikoloji testleri çözmüştüm. Dedim ki ben bunu çözeceğim. Böyle highlighter'lı highlighter. Böyle otobüse giderken bile vakit kaybetmem gerektiğini anladım. Niye? Çünkü... ...dönüşte İstanbul'a dönmeliyim artık. Ben İstanbul'da olmalıyım dedim. Ve çok sıkı bir şekilde çalışmıştım. Geldiğimde de böyle kütüphaneye giderek... ...işte arkadaşlarımla, çalışkan arkadaşlarımla... ...iletişimi güçlendirerek çok sıkı şekilde çalışmıştım. Ve bu beş seçenekli sınavda... Esas hayatımı değiştirdim. Ankara yerine artık İstanbul'daydım. İstanbul'da istediğim üniversitedeydim. Ve buradan sonra da artık İstanbul'a yerleştim. Hatta ailemi de İstanbul'a getirdim. Gördüğünüz gibi bu beş seçenekli sınav benim hayatımı olumlu yönde etkiledi. O yüzden mutlaka çalışın arkadaşlar. Ve deneme çözün. Çünkü gireceğiniz sınavda bir deneme. Şimdi... Alin Yıldız diye bir öğrencimiz demiş ki lisenin tadını nasıl çıkarılmalı? Yani lisenin tadı nasıl çıkarılmalı demek istemiş galiba. Ders eğlence bir arada olur mu? Olur tabii ki. Bakın bunu da e, diğer sınıflara çektiğimiz videolarda da söyledim. Bir öğrenci arkadaşlar eğer derslerine çalışıyorsa eğlenceyi de güzel yapar. Derslerine çalışmıyorsa eğlenceyi de nasıl olsa yaparım diye onu da yapamaz. Mesela ben üniversiteden örnek vereyim size. Üniversitelerde böyle zor bölümlerde okuyan öğrenciler işte tıpta, hukukta işte bir mühendislikle okuyan öğrenciler zamanları çok değerlidir. Hem ders çalışmak zorundadırlar hem de ders kalan zamanları az olduğu için veyahut da değerli olduğu için orada da iyi bir eğlence koyarlar. Kulüplere katılırlar şuna buna buna bir şeyler yaparlar yani. Ama mesela örnek veriyorum bunu yanlış anlaşılmasın. İşletme fakültesi öğrencileri çok rahattırlar. Çünkü çok basit bir bölümdür. Yani derslere gitmene gerek yoktur. Birkaç tane sırama az biraz çalışsan da geçersin. Çok kolay bir bölümdür. O yüzden onlar rahattırlar. Her zamanları boştur. İsteseler spora giderler, isteseler... Ve hiçbir şey yapmazlar biliyor musunuz? Ne spora giderler, ne kulübe katılırlar. Ya zaten boşuz, müsait derler yani. İstesek istediğimizi yapabiliriz gibi. İşte hani insan oruç tuttuğu zaman iftar vakti süper yemek yiyor ya. Aman diyor iftara kadar bekledik iyi yiyelim. İşte eğer yoğun bir ders çalışma programınız olursa nereleri nasıl yapacağınızı bilirseniz eğlence programınız da yoğun olur arkadaşlar. Sakın endişelenmeyin. Etkinliklere katılabilir, okul kulüplerine yerinizi alabilir, arkadaşlarınızla çalışma saatleri düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla kültür, sanat, eğlence, eğitim hepsini bir arada yakalamanız mümkün. Mert İşcan demiş ki, ders programı hazırlayamıyorum, derse başlayamıyorum ne yapmalıyım? Arkadaşlar, Tonguç Akademi onun Sırf kanalı olarak bizler zaten YouTube'da sizlere ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Ta birinci sınıftan itibaren 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de destek olduk. 9'da destek olduk. 10'da, 11'de, 12'de peşinizi bırakmayacağız. Her zaman YouTube kanalımıza, sizlere, videolarımıza, canlı yayınlarımıza destek olacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın inşallah. Fakat sizler bunu daha programlı, daha planlı yapmak. YouTube'a gelince bir anda oradan TikTok'a, TikTok'tan, Instagram'a, Instagram'dan şuraya buraya geçmek istemiyorum hocam. Ben gerçekten dersi tam zamanda bitirip programlı bir şekilde ilerlemek istiyorum diyorsanız. Tolguç Akademi'de Tonguç Plus sisteminde sizlere bunu çok sistemli bir şekilde veriyoruz. Tonguç.com'dan Dinamo Plus setine ulaşıp buradan çok büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz. Ona da geleceğim birazdan. Oğuz Yaman demiş ki test ve deneme seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar buna dikkat edeceksiniz. Milliyetin Bakanlığı kazanımları. Ve ÖSYM sorularına. Yani milletim Bakanlığı kazanımlarına uygun ve ÖSYM sorularına birebir uyumlu kitaplardan soru çözmeniz lazım. Hatta bununla alakalı mesela bir örnek vereyim. Bizim Dinamo kitaplarımızdan örnek vereyim. Hemen bağlı yaptınız hocam diyorsunuz ama göstermek zorundayım. Çünkü sizin geleceğinizle alakalı bir şey. Örnek veriyorum. Coğrafya Soru Bankası. Açıyorum hemen. Coğrafya Soru Bankamızda sizler için hazırladığımız Coğrafya Soru Bankası'na direkt Milliyetim Bakanlığı kazanımları var. Yani Milliyetim'in kazanımları eşittir ÖSM'nin soruları ve okul yazılarınız. Zaten o yüzden biz Milletin Bakanlığı kazanmalarına göre hazırladığımız kitaplarımızda sizlere sorduğumuz sorulardan sonra arkadaşlar hem tarama testlerimizde hem normal testlerimizde ÖSYM tarz sorulara yer veriyoruz. Ve bakın şöyle göstermek istiyorum size mesela diyelim ki. Şuradan bir örnek vereyim. Bakın burada hem yazılı soruları var. Bak ÖSM tarz sorular da var. Bakın pekmen görüyor musunuz? ÖSYM'nin pekmeni. Hem ÖSM tarz sorular da var hem yazılı soruları da var. Ve bütün bunların hepsinin kare kodda uzman hocalar tarafından detaylı çözümleri var. Bu şekilde buna benzer kitaplardan çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Tüm bu soruların cevabı yani az önce sorduğunuz soruların cevabını da biz sizler için birleştirdik. Yani hem Tonguç Plus'ı onun sınıfta hem de Dinamo setlerini, Dinamo Sözel Set'i ve Dinamo Sayısal Set'i avantajlı bir hale getirdik. Ve ikisini birleştirdiğimiz için çok daha uygun bir şekilde sizlere ulaşmasını sağladık. Onun sınıfta TET'yi tamamlayarak üniversite yolunda ciddi adımlarla ilerleyebilirsiniz. Tonguç Plus artı Dinamo Sözel Set artı Dinamo Sayısal Set hepsi Dinamo Plus oldu. Yani Dinamo e, Sözel Set'te coğrafya soru bankası... Edebiyat Soru Bankası ve Tarih Soru Bankamız var. Az önce söylediğim gibi kazanımlara uygun hem yazılı sorular içeriyor hem de ÖSM tarz sorular içeriyor hem de normal test soruları var. Aynı şekilde Dinamo Sayısal Set'te de fizik, kimya, biyoloji ve matematik kitapları var arkadaşlar. Biraz daha ağır gördüğünüz gibi biraz daha kalın. Bu ikisini daha avantajlı bir şekilde Dinamo Plus paketini de tongcam.com'da alıp hem videolarınızı programlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Youtube'da olmayan özel videoları hem de Dinamo setlerine avantajlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ali Karacan demiş ki Dinamo Plus paketine nasıl sahip olurum? Tonguç Akademi.com'a gittiğinizde onun sınıf Dinamo Plus paketinden sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Üniversite sınavına giden bu yolculukta sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah şu anda hayalinizi kurduğunuz üniversiteden çok daha iyisini, çok daha güzelini kazanacaksınız da. Emin olun. Görüşmek üzere.